Uzaktan eğitim sistemi, şimdi gelecek grafiği, işte bu görüntü büyük bir ihtimalle evde sıklıkla yaşanacak. Çünkü koronavirüs tehlikesine karşı ara verilen okullarda uzaktan eğitim 23 Mart pazartesi günü, birkaç gün sonra başlıyor. Uygulamanın etkili olabilmesi için öğrenciler kadar ebeveynlere de işte bu fotoğrafta olduğu gibi sorumluluk düşüyor uzmanlar. Çocuklarda dikkat dağınıklığı riskine karşı bir ders programı yapılmasını da öneriyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildi. Ancak öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için uzaktan eğitim süreci başlıyor. Uygulama önümüzdeki hafta hayata geçirilecek. Bu yeni duruma çocukların nasıl motive olacağı ise önemli bir soru. Bu noktada en büyük görev ebeveynlere düşüyor. Anne babanın da işin içine girip, devreye girip çocukla birlikte o dersleri birlikte görmek, birlikte izlemek, arada tartışmayı da tercih etmeleri gerekiyor. Bunu sağladıkları takdirde çocuklar kendi yoluna gidecektir. Çünkü bugünün çocukları zaten internet ve video çocukları. Dolayısıyla onlar için de dersleri böyle seyretmek belki çok daha keyif alacakları bir durum olarak da gelebilir. Öğrencilerin dersi erteleme davranışına yönelmemeleri için önceden belirlenen bir program dahilinde hareket etmek gerekiyor. Aileler çocuklarla o plan içerisine keyif alabilecekleri bir takım zaman aralıkları da koymak gerekiyor. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu program içerisinde onların keyif alacağı, keyifle izleyebileceği boşluklar da var. Haftaya verilen programa uymaya çalışacağız. Çünkü çocukların da eğitimden geri kalmaması gerekiyor. Bir taraftan da tabii oyun zamanlarını da ayarlamaya çalışacağız. Uzmanlara göre eğitimin evde devam edecek olması çocukların psikolojilerine de iyi gelecek. Okul devam ediyor hocasına yeni bir bilgi aktarıyor olmak çocukların yarının ümidini de arttırır. Yani demek ki hayat devam ediyor. Hayat daha da devam edecek ve biz böyle de devam edeceğiz gibi.